Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu oldu. Biz de Trabzon'da vatandaşlara başkanın yerinde olsaydınız ilk ne yapardınız sorusunu yönelttik. Cevabı gelin hep birlikte izleyelim. İlk ne yapardım? Yapılacak çok şey var ama yapacağım ilk icraat Mert Hakan Yandaş adlı futbolcunun lisansını iptal etmek olurdu. Çünkü ne Türk futboluna yakışıyor ne de kendi kulübüne bu tarz mesela saha dışında bazı hareketleri var. İnsanları tahrik ediyor. Yani kendi dediğim gibi yani büyük bir camiada oynuyor. Bu arada ben Trabzonlu değilim. Bugün ilk defa Trabzon'a geldim. 2010-11 şampiyonu da Trabzonspor'dur. Teşekkür ederim. İlk yapacak olduğum şey hakemle düzeltirdim. Hakem olay. Yani Türkiye'deki futbolda kaosun ortamını giderirsin. Hakem olay. Hakemleri bir hızlıya getiririm ben. Hiçbir şey yapmazdım. Niye? Yani orada seni rahat bırakmazlar. Seni kendi başına bırakmazlar. Dışarıdan müdahil olurlar. Şimdiye kadar bu kadar adam geldi. Kendi başına ne yapabildi? Hiçbir şey. Büyük Gökşe'yi gördük. Bir şey yapabildi mi? Yok. İşte siyaseti, oydu, buydu, oradan buradan falan. Yani oradaki insan kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini şeye yansıtamıyor. Mutlaka biri müdahil oluyor. Anlatabildim. Onun için yani çok da fazla bir şey beklemiyorum yani. Şimdi Hacı Osmanoğlu oldu. Tamam Trabzonlu gurur duyduk. Yarın işte bir Fenerbahçe'ye Zeytin Dalı uzattı. Yarın Trabzon Fener maçı olduğu zaman o maçta işte asbelkader bir yanlış kararla Trabzon mağlup olsa. Ne olacak Hacı Osmanoğlu'nun durumu? Ne yapacak? Yani hatta başka maçta gene şey oldu, problem oldu. Nasıl iş içinden çıkacak? Hakem atamaları falan vesaire. Yapabilecek mi? Kendine bıraksalar yapar ama mutlaka dışarıdan sağdan solda bir müdahale şeyler olacak. Onun için çok zor. Türkiye'de bu işler zor diyorum maalesef. Yani siyasetin girdiği her yer sıkıntılı. Adalet. Yani adaletin olmadığı yerde bu futbol için değil her yer, her şey için geçerli yani. Eğitim, spor, ticaret, alışveriş, ulaşım her yerde adalet yani. O yüzden vatandaşın adalet inancı kalmadı. Güveni kalmadı yani. Çok iyi gittiler. Spor alanında olsun, siyaset alanında olsun her alanda iyi gittiler. Ama sonuçta bazı şeyleri ortaya çıkmaya başlayınca vatandaş güvensizliğini arttırdı. Artık güvensiz, herkes güvensiz yani. Moral bozukluğu çok yüksek, güvensizlik çok. Her alanda yani sadece spor alanında değil. Hacı Osmanoğlu ne yapması gerekir? Adaleti sağlayacak. Yani profesyonelliği sağlayacak ama ya açık konuşayım. Trabzonspor yönetiminde de Hacı Osmanoğlu'nu gördük. Trabzonspor'da bazı şeyler yapmaya çalıştı. Önüne geçildi ama Futbol Federasyonu'nda ne yapacağını, ne yaptırılacağını, ne yaptırılmayacağını göreceğiz. Bak çok önemli bir şey diyorum. Ne yapacağını, ne yaptırılmayacağını, ne yapabileceğini göreceğiz. İnancım yok yani. Federasyonun düzeleceğinden inancım yok. Kim olursa olsun bu Trabzon'da olabilir, Güneydoğu'da olabilir, Marmara'da olabilir. Kim gelirse gelsin. Çok zor. Çünkü paranın olduğu yerde adalet olmaz. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'na ilk başta adaleti getirirdim. Kayırmacılığa son verirdim. Tabii bunun yanında da adalet olması için Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor kimliğini, formasını, profilini çıkarması gerekiyor. Yoksa bu farklı anlaşılabilir. Kendisini seçilmiştir. Başarılar diliyorum. İnşallah bu görevi layığıyla yapar. Vallahi bilemiyorum ama herkes adaletli olmasını bekliyor. Çünkü adaleti sağlayacağız diye geldik. Şimdi bunu başaramazlarsa Trabzonlar adına büyük bir hayal kırıklığı olacak Türkiye çapında. İnşallah başarılı olur. Arkasındayız, yanındayız. Onun başkan olması bizi memnun etti. İlk ne yapardım? Hakemler Birliği. Onlar için yapardım. Feshederdim. Yeni bir atama yapardım. Hakemleri yabancı yapardım. Daha iyi olurdu ve Kulüpler Birliği'ni yeni başkan atamasını yapardım. Yani nasıl mi? Yani adalet olması gerek. Adalet olmadığı yerde hiçbir zaman iş yürümez. Adaletli. Başka bir şey değil. Şu anda tartışmaya kapalı bir konu bu bence. Hayırlı uğurlu olsun diyeceğim sadece. Sevindik kendi adımıza. İnşallah ileride başarıların devamını dileriz. Bence doğru bir seçim. Ben Trabzon'da antrenörlük yapıyorum. Futbol camiasının içerisindeyim. Bir Trabzonlu olarak şu anda TFF Başkanı seçilen Sayın Başkanımıza öncelikle başarılar diliyorum. Şahsım olarak bir antrenör olarak
Sayın Başkan'dan liyakatli, adaletli, dürüst insanların futbolun belirli yerlerine getirmesini isterim. Öncelikle Avrupa'da işe göre adam alıyorlar, bizde adama göre iş veriyorlar. Avrupa'da ilimsel bilimsel çalışıyor, biz kafamıza göre çalışıyoruz. Bizim başkana çok büyük görevler düşüyor. Görevini ifade ederken özellikle ben öyle bir soru sorduğunuz için diyorum. Futbolu bilen, futbolun içinden gelen, futbola emek vermiş antrenör arkadaşlarımızı, bilgili kişileri futbolun belirli mecralarına, belirli yerlerine getirmesini ben öncelikle istirham ediyorum. Sayın Başkan'a da bu konuda güveniyorum. Futbolun içinden geldiği için Türk futbolunu bir dizayn edeceğine, Türk futboluna şekil ve yön vereceğine inanıyorum, umuyorum ve Sayın Başkan'a da başarılar diliyorum.